Yoğun fizik, yükücü fizik çözer metin çözere, modern fizik kolyeye hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın. Evet sevgili arkadaşlar, nitelik yayınlarının böyle bir yazılıya hazırlık, efendime söyleyeyim, sınavı, hazırlık sınavı 1. Ekrem hocamıza da, nitelik yayınlarına da teşekkür ederiz. Benim hazırladığım denemeler de var arkadaşlar. Onları da yazılıya hazırlık sınavları çözeceğiz inşallah. Fizik biliminde kullanılan bağıntılar nokta nokta modellemelerdir. Şimdi fizik biliminde kullanılan bağıntılara örnek verelim. X eşittir V çarpı T. Arkadaşlar yol eşittir sürat çarpı zaman ya da yer değiştirme vektörel baktığımızda yer değiştirme eşittir hız çarpı zaman. Bunlar sadece arkadaşlar biri yönlü büyüklük, diğerinde ise arkadaşlar bir yön aranmıyor. Yani şu alınan yolda şu şekilde gitmiş olabilir ama vektörel büyüklük delta x yer değiştirme şu şekilde gitmeli. İki nokta arasındaki en uzak, en küçük iki nokta arasındaki en kısa mesafeye yer değiştirme diyoruz. Yani bunun gibi matematiksel ifadelerdir. O halde bir yerine ne yazıyorum? Matematiksel yazıyorum. Öz kütlesi sudan nokta nokta olan cisimler suda yüzer. Suda yüzebilmesi için mesela tahta suda yüzer. Tahta ya da plastik. Fakat taş ve demir batar. Taşın ve demirin öz kütlesi biliyorsunuz sudan daha büyük. Plastik ve tahtanın öz kütlesi sudan daha küçük. Evet. Dolayısıyla bu küçük 2 dedik. 2 yerine küçük yazacaksınız. Boşlukları doldurun. Oluşurken kohezyon adezyondan daha etkilidir. Ne oluşurken sevgili arkadaşlar? Yüzey gerilimi. Bunun yerine de 3 yazıyoruz. Yüzey gerilimi oluşurken tabii ki kohezyon kuvvetleri daha etkilidir. Yani yüzey geriliminin aslında sebebi sevgili gençler nedir? Kohezyon kuvvetidir. Evet, oluşurken hem adezyon hem kohezyon etkilidir. Ne bu? Kılcallık. Bu arkadaşlar kitabı öneriyoruz tabii ki. Soruları da gayet güzel. Ekrem hocamız ve birlikte çalıştığı Afife hocamız, Allah razı olsun, iyi sorular, güzel bir çalışma sergilemişler. Evet, hem adezyon hem kohezyon etkilidir. Nerede dedik sevgili dostlar? Kılcallıkta. O halde 4 yerine kılcallık yazıyoruz. Ama burada biraz cevapları karıştırmışlar, onu söyleyeyim. Mesela 3. soru ne? Yüzey gerilim yerine büyük yazmışlar. Büyük oluşurken. Yani zaten saçma bir şey olduğu belli. Orada bir matbaada karışıklık olmuş muhtemelen. Evet, öz kütle sudan büyük olan cisimler suda batar. Batar. Evet, zaten şuradan bakın. Öz kütle sudan büyük olan cisimler suda batar. Ve bu şekilde doldurmaları hallettik. Şimdi doğru yanlış. Evet, süre 5 dakika, her soru 3 puan falan filan. Astronom fiziğin alt dalıdır. Fiziğin alt dalı memotank. Memotank. Bunlar büyük harfle de yazabiliriz. Mekanik, elektromanyetik, optik, efendim söyleyeyim termo, dinamik, atom fiziği, nükleer fizik, katal fiziği ve burada bu kodlamada olmayan plazma ve yüksek enerji fiziği, astronomi diye bir alt dalı yoktur sevgili dostlar. Evet, 1 desimetre küp 1 litredir. 1 litre. O da 1000 santimetre küptür. Yani 1 mililitre değildir sevgili dostlar. 1 mililitre 1 santimetre küptür. Binde biri. Evet. 1 mililitre 1 desimetre küp değil. 1 santimetre küpe denk gelir. Dolayısıyla yanlış. Toplam elektrik yükü bakımından gazlar da plazmalardan ötürüdür. Evet. Bu doğru. Sevgili dostlar. Plazmalar İyonlaşmış gaz bulutu diyebiliriz. Sıcak plazma ve soğuk plazma olmak üzere ikiye ayrılır. Ve bunlar da arkadaşlar totalde nötrdür diyoruz. Peki. Geldik 4'e. Gazlar ısı ve elektriği iletmezken plazmalar iyi iletir. Evet. Aslında gazlar ısıyı çok kötü iletir. Efendime söyleyeyim. Kötü bir iletkendir. Daha çok yalıtkandır. Fakat iyi iletmez. Gazlar ısı ve elektriği iyi yazması gerekiyor. Çünkü mesela hava bir gazdır. Doğru, 220 voltta nedir? Yalıtkan. Fakat 1 milyon voltta iletken duruma geçiyor. Bundan dolayı fakat hani iyi iletmezken plazmalar iyi iletir.
bu anlamda doğru. Fakat şuraya iyi kelimesini de eklesek daha doğru olacak. Adezyon kuvvetinin kohezyon kuvvetinden büyük olması koşulu nedir? Islanma koşuludur. Doğru. Evet. Eğer adezyon ne? Yapışma. Yani farklı cins moleküllerin birbirine uyguladığı çekme kuvveti. Kohezyon kardeş, aynı cins moleküllerin birbirine uyguladığı. Adezyon da arkadaş. Örneğin su cam. Su cama yapışır. Fakat eğer suda yağ olursa, efendime söyleyeyim, mazot lekesi vesaire gibi çeşitli lekelerden dolayı orada ne yapabilir? Tutmayabilir. Su cama yapışmayabilir. Efendime söyleyeyim, herhangi bir sıvının yüzeye yapışması için adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden büyük olmalıdır. Evet sevgili dostlar, açık uçlu sorular süre 15 dakika, her soru 8 puan. Fizikte kullanılan temel büyüklükleri ve SI bilim sistemindeki temel birimlerini yazınız. Biz bunu şöyle kodlamıştık, hatırlayalım gençler. Kısa muz demiştik. Evet, kütle birimi kilogram, ışık şiddeti birimi candela ya da candela olarak yazabilirsin. Direkt okunduğu gibi yazabilirsin. Ya da candela yazıp candela okuyabilirsin. Evet, sıcaklık birimi kelvin. Efendime söyleyeyim, akım şiddeti birimi amper yazalım. Evet, amper iyi oldu. Evet, madde miktarı birimi mol. Uzunluk birimi metre. Zaman birimi ise saniyedir. Bu şekilde yazabilirsiniz. Tabii ki yazılı da neticede bunun kütle olduğunu da belirtin. Yani kane kütle. Bu ne? Işık şiddeti. Yaz. Şöyle altına yazarsın. Ya da yanına yazarsın. O çıkartırsın. Ya da şu şekilde yazarsın. Kısa muz yazarsın. Şöyle yaz. Kütledi. Işık şiddeti de. Sıcaklık. Akım şiddeti. Madde miktarı. Uzunluk zaman. Bunların efendim söyleyeyim birer ölçü aletleri madde miktarı hariç var. Kütleye eşit kollu terazi, ışık şiddetini fotometre, sıcaklık termometre, amper metre ölçüyor akım şiddetini, metre ve kronometre ya da saat diyebiliriz. Madde miktarını ölçen bir araç yoktur. Evet, ne demiş? Aşağıdaki birim çevirmelerini yapınız. 1500 kilogram acaba kaç ton? Şunu biliyoruz. 1000 kilogram 1000 ton. Dolayısıyla kilogramı tona çevirirken 1000'e böleceğiz. 1, 2, bakın şuradan. 1, 2, şuradan geldim. 1, 2, 3. Dolayısıyla 1,850 ton ya da 1,85 de diyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyor? 1000'e bölmemiz gerekiyor. Kilogramı grama çevireceğim. Şimdi 1 kilogram 1000 gram. 1 kilogram 1000 gram. Yani 10 üzeri 3 gram. Tam tersi 1 gram da 10 üzeri eksi 3. Yani bunu 10 üzeri 1 kilogramı grama çevirirken 1000 ile çarpacağız. İşte doğru. Efendime söyleyeyim. 1000 ile çarptığımız zaman 3 sıfır sağa kaydır. 1, 2, 3. O halde ne oldu? 0, 60, 2 kilogram, 0,62 kilogram, 620 gram. Şimdi tam tersi, bakın, 1 gram 10 üzeri eksi 3 kilogram. O halde bunu 10 üzeri eksi 3 ile çarpacağım. Yani 1000'e bölmüş olacağız arkadaşlar. 10 üzeri eksi 3 ne demek? 1 bölü 1000 demek. 10 üzeri eksi 3, 1 bölü 1000. Çünkü 3 ne? 3 tane 0. Evet, şu 10 üzeri 3 paya gelirse 10 üzeri eksi 3. 1000'e böldüğümüzde ise efendim söyleyeyim sola doğru 1, 2, bakın şuradan kaydım 1. Sonra bir virgül sıfırları atabilirsiniz istediğiniz kadar fazla gidiyorsanız. Bakın şuradan geldiniz 1 dediniz, 2 dediniz, 3 dediniz. O halde 0,076 kilogram diyebiliriz.
Evet, bakıyoruz. Gramı miligrama çevirmek için 1 gram 10 üzeri 3 miligram. 1000 ile çarpıyorum. 1, 2, 3. O halde 3025 miligram diyoruz sevgili dostlar. Evet, üçüncü sorumuz. Kare prizma biçimindeki kabın boyutları şekilde verilmiştir. Bu kap boş iken 0,5 litre su konuluyor. Buna göre kaptaki su yüksekliği kaç santimetre olur? Şimdi güzel kardeşim, güzel kardeşim, bunun yüksekliği ne olursa olsun bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren suyun yüksekliği 0,5 litre. Ama burada santimetre, santimetre, santimetre vermiş. O halde ben burada ne yapacağım? Santimetre cinsinden de bulacağım. O zaman 0,5 litreyi santimetre küpe çevirmem gerekiyor. O halde 0,5 litre, efendime söyleyeyim, 1 litre 1000 santimetre küp olduğuna göre 1000 ile çarptığımızda 500 santimetre küp. O halde bu 500 eşittir taban alanı çarpı yükseklik. A çarp B çarp. Bunlar mutlaka 10 olmak zorunda değil. Efendime söyleyeyim, hacim neydi? Taban alanı A çarpı B çarpı yüksekliğim H. O halde 10 çarpı 10 çarpı H diyorum. Ve sadeleştiriyorum. Sıfırlar, sıfırlar sadeleşti. 1 0, 1 0. H eşittir 5 diyoruz sevgili dostlar. 5 santimetre. Birimini yazmayı da unutmayın. Çünkü öğretmenlerimiz bu birimlere dikkat eder. Dikkat de etmeli zaten. Sevgili gençler, bakın açık ve net olarak söylüyoruz. Birimleri mutlaka yazalım. Zaten burada adam bak size sormuş. Kaç santimetre yani size bak. Söylüyor yani. Sonuç santimetre çıkacak. Evet. İşte geldik, gidiyoruz. Dördüncü soruya bakalım. X ve Y sıvılarının kütle hacim grafiği şekilde verilmiştir. Çok güzel. X ve Y sıvılarının öz kütleleri DX, DY nedir? E güzel insan, ne dedik? Kütle hacim grafiğinde eğim, tanjant alfa, yani karşı dik kenar bölü komşu dik kenar, yani M bölü V. Ne demiştik? Hatırlayın, dede muz ver. Evet, dede muz ver. Ver dede ver. Evet, şimdi buna göre DX'i bulalım. DX seçti, bakın şuradan dedi ki grafiklerin köşeden geçtiği noktalar dikkat alalım. 12 bölü 4. Evet, 12'yi 4'e bölünce 3 olduğunu bilmeyen varsa Allah rahmet eylesin. Gram bölü santimetre küp, bakın gram bölü santimetre küp, bak 12 gramı 4 santimetre küpe bölüyorum. Gram bölü santimetre küp birimlerini unutmayın. Bakın zaten burada size söylüyor kaç gram bölü santimetre küp. Evet, DY'yi bulalım. Evet, 16 bölü 8. 16'yı 8'e böldüğünde 2 gram bölü santimetre küp diyoruz. Güzel kardeşim. O halde A'yı bulduk. Yes. X sıvısından 5 santimetre küp, Y sıvısından 10 santimetre küp alınırsa toplam sıvı kütlesi ne olur? E şimdi buradan bize kütleyi soruyor. Kütleyi soruyorsa kütleyi yalnız bırakırız. Neydi? D ile V'yi çarptığımızda, bakın bunun gizli paydası 1 kere M eşittir deve veya mor deve demiştik. Mor deve kardeşim. O zaman şimdi biz buradan X'in bir kütlesini bulalım. DX çarpı VX mor deve. DX'i ne bulmuşsun? 3. Aferin sana. Peki buradan de VX'i ne vermiş zaten? 5 vermiş. Çarparsan inşallah 3 kere 5 15 gram olur. Y'ye bakalım. Y'nin öz kütlesi güzel insan. DY çarpı VY. DY'yi ne bulmuştun? 2. Vay maşallah. Vay maşallah. Aferin sana. Çarpı 10. 2 kere 10 ne? 20. Helal olsun. Tebrik ediyorum. Peki 15 ile 20'yi toplarsan, evet, sesler gelsin. 35 mi? Vay maşallah. 35 gram. Hepinizi tebrik ediyorum sevgili dostlar. Çok güzel çözdünüz. Evet güzel insanlar, bir dayanıklılık sorusu. Aynı maddeden yapılmış X cisimlerinin boyutları şekilde verilmiştir. Buna göre X ve Y cisimlerin dayanıklılık oranı nedir? Şimdi eğer cisimler aynı maddeden yapılmışsa dayanıklılık eşittir kesit alanı bölü hacim. Eğer şurada olduğu gibi düzgün prizma ise, düzgün prizmayı da özel olarak not olarak yazdırmıştım. Öğrencilerim hatırlar. Düzgün prizma demek kesit alanı sabit olan. Örneğin işte silindir, dikdörtgenler prizması, küp sevgili dostlar,
veya kare prizma veya üçgen prizma. Yani önemli olan şöyle kesit alanı hep aynı olacak. Yani şöyle bir genişleme ya da daralma olmayacak. Bak burada ne yapmış? Daralmış. Bu bir efendime söyleyeyim piramit. Dolayısıyla bu düzgün prizma değil. Şimdi bunun dayanıklılığı direkt 1 bölü h'tır sevgili dostlar. İşte düzgün prizmalarda dayanıklılık direkt 1 bölü h. Fakat bu da bizim genel ifademiz. Örneğin bunun için 1 bölü h yazamayız. O halde biz bunun için ne yazacağız? Bunun için şunu yazacağız. Kesit alanı D'ye eşittir. Kesit alanı pi çarpı 2R'nin karesi. Pi çarpı bakın 2R'nin karesi. Peki bunun hacmi ne? 1 bölü 3 kesit alanı pi 2R'nin karesi çarpı h. Yani güzel insanlar bak dikkat ederseniz aslında şunu yazmanıza da gerek yok. Yani şöyle yazabilirdim. D'ye eşittir kesit alanı bölü 1 bölü 3 kesit alanı çarpı yükseklik. Bak bunlar gider. Ters çarp çarparsak 3 bölü h. Bakın burada da işte pi çarpı 2R'nin kareleri gidiyor. Şunu ters çarp çarptığınızda şu y'nin dayanıklılığı 3 bölü h. O halde yazıyoruz. 1 bölü h bölü 3 bölü h. Bakın birinciyi aynen yazın. 9. sınıflar. İkinciyi ters çevirip çarpın. Şunlar sadeleşir. 1 bölü 3 kalır. Güzel kardeşim. Bunun için dediğim gibi böyle bir işlem yapmamıza gerek yok. Düzgün prizma olduğu için direkt 1 bölü h yazıyorum. Ha düzgün prizma değilse işlemi yaparım. Güzel insan. Evet geldik çoktan seçmeli sorulara. Süre 10 dakika soru 6 puan çok güzel. Fiziğin alt alanlarındandır. Evet termodinamik ısı sıcaklık maddenin ısının madde içerisindeki efendime söyleyeyim yayılmasını inceliyor. Optik ışık olaylarını inceliyor. Fizik biyofizik arkadaşlar fiziğin bir alt dalı değildir. Memotank'ta da söylemiştik. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 Balıkesir. Şekilde verilen KLM vektörlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Ne güzel. Bakalım. KLM vektörleri aynı doğrultu. Evet bakın birbirine paralelse aynı doğrultu. Ya da direkt böyle aynı doğru üzerinde olabilir. Fakat olmak zorunda değil. Fakat hani bir vektörü yönünü, doğrultusunu, şiddetini değiştirmeden istediğimiz yere taşıyabiliyoruz. Mesela L'yi buraya taşıyabilirsin. İşte bakın. L bu oldu. Ne oldu? Aynı doğrultu üzerine geldi mi? Geldi. Bak M'yi de getirip buraya taşıyabilir misin? Taşıyabilirsin. M de bu oldu bak. Çünkü bunlar birbirine paralel. Yani vektörleri paralel kaydırabiliriz. Güzel insanlar vektörleri paralel kaydırabiliriz. Kısaca vektörler birbirine paralelse aynı doğrultudadır. Fakat aynı yönde midir ona bakalım. K ile M. Evet. K'ya bakıyorum. Sağa doğru. M'ye bakıyorum. Sağa doğru. O halde bir yes diyorum. Güzel kardeşlerim. Bir olacak. K ile L vektörleri aynı doğrultuda ve zıt yönlüdür. K ve L vektörleri aynı doğrultuda. Evet birbirine paralel. Zaten hepsi aynı doğrultuda. Sağa doğru sola doğru zıt yönlü. Yes diyoruz. İçinde 1 ve 2 olacak. 1 ve 2 olacak. Eledim. 3'e bakalım. L ile M vektörleri eşittir. Biri sağa biri sola. Bunlar zıt vektörlerdir. Büyüklükleri doğrultuları aynı. Fakat zıt yönlü olan vektörlere zıt vektörler denir. Dolayısıyla güzel kardeşlerim. 3 yanlış cevabımız Ceyhan. Evet güzel insanlar 3. sorumuz sıvı maddelerin özellikleriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Sıvı bak sıvı. Moleküllere rast çekim kuvveti katılara göre daha küçüktür. Çünkü katılarda moleküller birbirine çok yakındır. Sıvılarda ne yapmıştır? Biraz uzaklaşmıştır. Çünkü katıldan sıvı hale geçtiğinde hacim büyüyor. Moleküller arası uzaklık artıyor. Çekim kuvveti de küçülüyor güzel kardeşim. Bir doğru içinde bir olmayan varsa onu şutlayayım. Şutladım. Belli bir şekli vardır. Yani arkadaşlar sıvının şunun içerisine bir sıvı koydunuz. Bakın şekli silindir. Bunu bardağa boşaltsanız ya da bir leğene boşaltsanız başka bir şöyle bir cismin içerisine boşaltsanız bu cismin şeklini alacak. Yani sıvılar girdikleri kabın bulundukları kabın şeklini alır. Dolayısıyla sıvıların belli bir şekli yoktur. Güzel insanlar. Zaten sıvı demek akışkan demektir. Cevabımız 1 ve 3 Denizli. Evet. 4. sorumuz. Boş bir kap iç sıvısıyla doldurulduğunda 110 gram. Y sıvısıyla doldurulduğunda 150 gram.
x'in öz kütlesi 1, y'nin öz kütlesi 1,5 olduğuna göre boş kabın, evet, boş kabın kütlesi kaç gramdır? Şimdi boş kabın kütlesini m diyeceksiniz sevgili gençler bu tür sorularda. Bakın bu biraz efendime söyleyeyim diğerlerine göre zor bir soru. Bunun hacimleri v diyeceksiniz. Buradaki sıvının ilk sıvının kütlesi m sıvı. M eşittir dv idi yani mor dv. O halde öz kütlemiz ney? Y sıvısı 1. V çarpı 1, 1. Ya da 1 çarpı V. Buradaki sıvının kütlesine eşit 1,5 çarpı V. İşte bakın. Buradaki toplam kütle M artı V çarpı 1 V eşittir neymiş? 110. Bakın. 110 eşittir M artı V. Peki buradaki toplam kütle M artı 1,5 V neye eşit? 150. Evet. Demek ki 150 eşittir m artı 0,5 v. İşte bakın aradaki fark, tabi bundan bunu çıkartın. 150'den 110 çıktı, ne kaldı? 40 kaldı. M'den m çıktı 0. Efendim mesela şurası 1,5 v olacak, pardon. 1,5 v. 1,5 v'den v'yi çıkarttım, ne kaldı? 0,5 v. Ha 0,5 yerine 1 bölü 2 yazarsan direkt çarptığında V'yi 80 bulursun. Ya da her iki tarafı 0,5'e bölebilirsin. Buradaki işlemi artır bir şekilde yaparsan V eşittir 80. Ha şimdi burada V yerine istediğimde 80 yazdım. En kolayı bu. Burada 80 yazdım. 80 ile neyi toplarsam 110 olur. Bunun için 80'i öbür tarafa gönderdim. 110'dan 80 çıkarttım. 30. Demek ki cevabımız Adıyaman. Bakın gençler bunun için size biraz daha hani pratik, aslında burada yaptıklarımıza benziyor ama pratik bir yöntem söyleyeyim. Bakın ilk durumda toplam kütlemiz ne? 110. İkinci durumda ne? 150. Bakın öz kütle 1, öz kütle 1,5. Aradaki fark ne? 0,5. O halde bu 0,5 V'lik fark bakın ne kadar fark oluşturmuş? 40. O zaman bakın o zaman buradan dediğim gibi 0,5 yerine 1 bölü 2 yazarsın ya da iki tarafı 0,5'e böl. 0,5'e böl. Bu işlemi de yapmış olayım. Her iki tarafı yani payı paydayı neyle çarp? 10'la 400 bölü 5 o da ne yapar? 80. Ha demek ki hacim 80'miş. O zaman 110 eşittir M artı hacim ne? 80 çarpı öz kütle ne? 1. İşte buraya 80 yazdım. Çıkarttım 30. Evet geldik yazılımızın son sorusuna güzel insanlar. Diyor ki yukarıdaki olaylardan hangileri kılcallığa örnek olarak verilebilir? Evet kılcallığa örnek olarak verilebilir. Bitkilerin köklerinden aldıkları suyu yapraklarına kadar çıkarması. İşte arkadaşlar kılcallık aslında direkt budur zaten. Bitkilerde ve bitkisel yapılarda özellikle görülür. Mesela bizim genelde elbiselerimiz kumaştan, efendime söyleyeyim pamuktan değil mi? Kumaş, pamuk. Böyle elbisenin bir tarafı ıslandığında her tarafa yayılıyor su. İşte bu nedir? Kılcallıktır. Ve o eski gaz lambalarında. Bir süngerin su yenmesi, evet süngerin su yenmesi direkt zaten bu da kılcallıkla ilgili. Su çok küçük, çok ince borulardan yükselmesine, adezyon kuvveti etkisiyle özellikle adezyon kohezyondan büyük olursa yükselir. Tulumba ile yer altındaki suyun borudan çıkarılmasının ilgisi alakası yok. Tulumbaya bastığımız zaman tulumbanın içerisindeki havanın basıncını azaltıyoruz. Ve açık hava basıncının etkisiyle yani şu boru şu kuyu olsun şurada tulumba sistemi. Bu tulumbanın içerisindeki hava boşaltıldığında açık hava basıncı sıvıyı ne yapacak buradan yükseltecek. Bu aynı şekilde bahçe ya da çiçek sulama böyle küçük elle. Sevgili arkadaşlar sistemlerinde de aynı şekilde basınçtan yararlanılıyor. Yani bu tulumba ile yer altındaki suyun borudan çıkarılması basınç farkındandır. Kılcallıkla bir ilgisi yoktur. Cevabımız 1 ve 2 Ceyhan diyoruz ve bu mevzuyu bitiriyoruz. Bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern Fizikolik'te kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.